Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne yapacağız? 9. sınıf tarihle ilgili önemli taktikleri birlikte ne yapacağız birlikte? Tekrardan göreceğiz. Biliyorsunuz artık 8. sınıftan artık bir liseli olduk. 9. sınıfa geçtik. 9. sınıfta arkadaşlar artık tarih, coğrafya ve felsefe grubu gibi dersler göreceksiniz. Yani sosyal bilgiler diye ne yapmayacağız? Adlandırmayacağız. Peki tarihle ilgili neler var? Tarihle ilgili neler yapmamız lazım? Lise müfredatında neler görmemiz gerekiyor? Bunlara hep birlikte Hadi bakalım. Evet değerli arkadaşlar 9. sınıfta ilk olarak konularımızda neler var? 1. Tarih ve zaman. Yani tarihin ne olduğunu ve neler içerdiğini göreceğiz ve bu dönemde arkadaşlar insanlığın ilk dönemini göreceksiniz. İnsanlar neler yapacak? İnsanlık bu dönemde hayatı nasıl geliştirecek? Bunlara bakacağız. Daha sonra orta çağda dünyada neler gerçekleşiyor? Hep birlikte buna bakacağız. Daha sonra ise arkadaşlar ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında neler gerçekleşecek? ve İslam medeniyetinin doğuşunu göreceğiz. Hz. Muhammed'in İslamiyet'i nasıl yaydığını, bunun için neler yaptığını hep birlikte göreceğiz. Daha sonra ise Türklerin bununla birlikte Müslümanlığı nasıl kabul edeceğini ve bu dönemde Müslümanlığı kabul eden ilk Türk İslam devletlerini birlikte ne yapacağız? Göreceğiz. Peki değerli arkadaşlar. Biz ders çalışırken tarihte neler yapmamız lazım? Okula gittik. Okula gittiğimiz zaman hocamızı çok iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Dinlediğim zaman neler tutmam gerekiyor? Notlar tutmam gerekiyor. Bu notlarımı tuttum. Aynı zamanda notların yanı sıra neye ihtiyaç duyacağım? Kaynaklara ihtiyaç duyacağız. Kaynakların yanı sıra neyi göreceksiniz bu dönem içerisinde? Tabii ki ailemiz ne yapacak bize bu konuda? Destek sağlayacak. Ve aynı zamanda ne yapacağız? Kitaplardan yararlanacağız ve bu kitaplarla ilgili sorular bol bol ne yapmamız lazım çözmemiz gerekiyor. Peki onun yanı sıra neler yapmak lazım dersek eğer. Bu dönemde bir, konularla ilgili özet çıkartacağız. Daha sonra konularla ilgili video izleyeceğiz ve bu bağlamda Tonguç sizin için her zaman yanınızda olacak. Yani ne yapacağız? Videolar izleyeceğiz. Peki tarihle ilgili bilinmeyen kelimeleri ne yapmam lazım? Çıkartmam gerekiyor. Çünkü şunu unutmayın. Tarihle ilgili bilgileri çok iyi noktasal şekilde bilirsek eğer nokta nokta tarihte neler var çok güzel bir şekilde mantık ne yapacaksınız kuracağız. Aynı zamanda konular arasında ne kurmam lazım? Bağlantı kurmam gerekiyor. Yine aynı zamanda neler olması lazım dersem eğer konularla ilgili film, ve belgeseller izleyeceğiz bu dönem içerisinde. Ve bu size görsel hafıza açısından büyük bir ne sağlayacak? Katkı sağlayacak diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Peki baktığımda konularla ilgili neler çözmem gerekiyor? Tabii ki olmazsa olmazım testlerimi çözmem lazım. Bakın burada bir örnek bir sorumuz var. Bu sorularda nasıl mantıkla yürütmem gerektiğini, Neler yapmam lazım? Bunun ilgili hangi çalışmalar yapmam gerekiyorsa Tonguç ile ilgili taktik videolarında bunları hepsini tek tek ne yapacaksınız? Göreceğiz. Ve tarihi emin olun arkadaşlar çok güzel bir şekilde aa bu tarih bu kadar kolaymış diyeceğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar sizin için ödüllü güzel bir soru gönderiyorum. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.